Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen haftalarda etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış, Bostane limanındaki tekneleri batırdı. Çoğu tekne fırtına sebebiyle zarar gördü. Limandaki balıkçılar hasar sonrası teknelerini kurtarmak için vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hasar gören tekneler onarılıyor. Bir taraftan da ilçede balık avcılığı sürüyor. Marmara'dan ilçeye geldiklerini anlatan Ahmet Bozoğlu, babadan gelen bir mesleğim var. Fırtınadan sonra Ereğli kıyılarına yoğun balık düştü. Türkiye'nin dört bir yanına balık sevkiyatımız var. Şu anda yoğun balıkçılık var diyece. Nedir balıkçıyız, babadan gelen meslek. Devam ettiriyoruz öyle, iş öğreniyoruz yavaş yavaş. Fırtınadan sonra Ereğli kıyılarına yoğun balık düştü. Şu an avlıyoruz evet. Fırtınadan sonra yoğun bir balıkçılık başladı. Şu an güzel balıkçılık var. Yansıya çalışıyoruz. Fiyatlar balıktan dolayı düştü. Düştü. Azdı. Fiyatlar güzeldi ama balıktan dolayı fiyatlarda düşüş var. Türkiye'nin her yerine, dört bir yanına sevkiyatımız vardır. Her tarafa balık yolluyoruz. Biz şu an yoğun balıkçılık var. İleride devam edeceğini düşünüyoruz. Memnunuz şu an, memnunuz. İleride de devam edeceğini düşünüyoruz. Uzun süreli balıkçılık olacak gibi tahmin ediyoruz. Yeni geldik biz de Marmara'daydık. Yeni avcılık başladık. Yeni geldik. Bazı vatandaşlar da etrafa saçılan hamsileri evine götürebilmek için toplamaya çalıştı. Mendirek ucunda batan Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri limanı havadan taradı. Öte yandan il merkezindeki liman fırtına ve yağışlar sonrası adeta çöplüğe döndü. Üzülmez ve Çaydemir derelerinin getirdiği çöpler limana birikti. Bazı vatandaşlar limandan topladıkları odunları keserek evlerine götürdü. Balıkçılar çöplerin arasından teknelerini kurtarmaya çalıştı. Çamurun biriktiği liman sarı rengi aldı.